Merhaba dostlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bomba gibiyiz. Size çok güzel bir yerden görüntü vererek açılış yapıyorum. Burasının ne olduğunu şimdi söylemeyeyim, siz bulmaya çalışın. Şöyle söyleyeyim, Karadeniz'e benziyor. Karadeniz'e yakın bir yer ama Marmara bölgesine de yakın bir yer. Neresi olduğunu birazdan söyleyeceğim sizlere. Nasıl gidiyor bayram? Biz bugün 3. günündeyiz. Siz bu vlogu büyük ihtimal 4. günü izleyeceksiniz. Bizim bayramımız çok güzel geçti. Benim ailem burada değil, Oktayların ailesine gittik. Kayınvalidemlere köyde güzel bir bayram geçirdik. Tabii biraz mesafeliydi. Eski bayramların tadı yoktu. Ama bu kadar oluyor. Sizinkiler de umarım çok güzel geçmiştir. Önemli olan sağlıklı olmak dostlar. Evet canlar, şimdi buranın neresi olduğuna gelelim. Gerçekten Trabzon'a benziyor değil mi? Trabzon Uzungöl'e benziyor ama burası Kocaeli Başiskele Yuvacık mevki. Arkamda gördüğünüz yerde Yuvacık Barajı. Şimdi Oktay size bir görüntü alsın bu güzel manzaradan. Burası dostlar Marmara'nın yani Bursa'nın kuzeyinde Kocaeli ili var biliyorsunuz. Hemen orada. Oranın bir ilçesi. Yuvacık Barajı dediğim gibi baraj gölü esasında burası. Bize de yaklaşık 2 saat kadar uzaklıkta. Ama burada Çamlıtepe diye bir restoranttayız biz. Çok güzel Karadeniz kahvaltısı var. Muhlamalı. Çok da severiz. Daha sonraki saatlerde sizlere değişik görüntüler sunabilirim. Takipte kalın.
böyle bir ilk yudum aldınız, duygularınız neler? Çok açım. Ben de çok açım. Yemeklerimiz geldi sonunda. Bak bekledik biraz, bir yarım saat kadar bekledik ama bu manzaraya, bu güzelliğe değer gösterdim. Bir Karadeniz sofrası, kahvaltısı oldu tahmin ediyoruz metalonun ötürü. Çünkü burada ısında kuranlar da Karadeniz'de. Gösterdim kahvaltının zenginliğini. Şimdi biz bir kahvaltımızı edelim, sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar, Çamlıtepe'den ayrıldık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz yol boyunca geziyoruz. Hem de Yuvacık hakkında size biraz bilgi vereyim. Dediğim gibi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinin bir beldesi Yuvacık. 3200 yıllık bir tarihe sahipmiş. Kocaeli'nin doğaya dönük yüzü. Üzerinde bulunduğumuz barajda 3 tane nehirden besleniyor. Bunlardan bir tanesi de Kirazlı Dere olması lazım ve baraj Kirazlı Dere'nin üstünde. Bu yüzden Kirazlı Dere Barajı olarak da tanınabiliyormuş burada. Belde Karadenizlilere ait demeyeyim de Karadenizlilerin çok olduğu, yaşadığı bir bölge. O yüzden de her yerinde, evlerinde, ahşap evlerinde olsun, doğası da zaten Karadeniz'i andırıyor. O havayı hissedebiliyorsunuz. Biz Mart ayı gibi bir restoranta gelmiştik. İznik'in yukarısında, Kocaeli'nin yakınlarında, Papuli ismindeydi. Orası da Karadenizli bir ailenin yine işletmiş olduğu bir restorandı. Burası da yine Karadenizli işletme, Karadenizlerin işletmesine ait bir yer. Az önce şey atıyorlardı. Gözüm oraya gitti. Havaya ateş açıyorlardı. Burada çok kamp yapılıyormuş fakat akşamları havaya çok ateş açıldığı söyleniyor her nedense. Su değirmenlerinin olduğu, özellikle Ermenilere ait çok mezar taşının olduğu, böyle Samanlı dağlarının girintili çıkıntılı tepeleriyle oluşan bir belde aynı zamanda burası. Ve sadece yazın değil, 4 mevsim gelebileceğiniz bir yer. Yukarıdaki yaylalara doğru yol biraz bozuk ve bir tarafa uçurum. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor ama o kadar güzel çiçekler var ki sırf çiçekleri çekmek için fotoğraf kesileri bile yapabilirsiniz buraya. O kadar su dolduruyor. Biz bir çeşme bulduk. Çeşmenin suyu çok lezzetli ve buz gibi, şu an hatta yanağımı değdi bir de gördünüz. Buz gibi de suyu var. Arkadaki bidonları dolduruyoruz oradan. Çok kişi de gelmiş doldurmaya, ön taraftalar. Sularımızı doldurduk mu hayatım? Doldurdum, çok güzel suyu var. Buz gibiydi, yanağımı değdi mi? Evet. Çok güzel. Dağ suyu. Ben biraz arabada beklerken ısınmışım. Su çok çok güzelmiş ya. Şimdi önceki çeşmeler ılıktı. Ilık, o da dağ suyu ama ılık. Bu buz gibi. Buz gibi. Dağ suyu değil mi? Buz gibi olması lazım. Buz olması lazım. Oh, çok güzel. Hazır mıyız? Hazırız gitmeye. Gelin bakalım. Nerelere doğru gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Araba nereye götürürse. Araba nereye götürürse. Haydi manzarayı izle izle devam. Çok yaşa. En son buraya 1,5 sene önce gelmiştik. Ne yapıyoruz? Anıları yağ tüzüyoruz. Hazırlıyoruz. Bu arada bizim maskelerimiz devamlı ağzımızda. Çekim yaparken çıkarıyoruz dostlarım arabada. Güzel gözükmek için sizlere. Ama şimdi biraz sonra kapattığımız anda yine takacağım. Biraz açık araziden yürüyoruz şöyle. Karşı tarafı. Sahil kafe.
Sahil kafe, evet. Oh, ne kadar güzel. Karşı taraf Kocaeli. Kocaeli'nin güneyi, kuzeyi zaten Karadeniz. Kocaeli zaten bir sanayi şehri. Bizim bulunduğumuz bu tarafta Kocaeli'nin doğaya bakan yüzü. Biz eve geldik dostlarım, çok şükür. Çok güzel bir yolculuk, çok güzel bir gündü. Sizi de ben yanımda götürdüm. Bu 3 günü beraber yaşadık. İlk 2 vlog sessizdi. Çünkü kalabalıktı ne kadar olsa. Kameraya girmek isteyenler oldu, istemeyenler oldu. En iyisi sessiz çekeyim dedim. Ama bugün Oktay'la ikimiz yalnızdık ve normal vloga döndüm. İnşallah şaşırmamışsınızdır, severek izlemişsinizdir. Eve geldiğimde baktım Mert uyuyordu. O bizimle gelmek istemedi. O spora gidecekti bugün. Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Biz Oktay'la baş başa gezdik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Çarşamba günü tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.